Ne yaptınız Melek'le? Var mı bir gelişme? Yok ya. Aynı. Hani durduk yere niye böyle davranıyor anlamıyorum bir türlü. Birisi mi var acaba? Soruyorum bazen. Oğlum. Biri düşmüştür gönlüne belki. Ne bileyim söyleyemiyordur. Can saçmalama ya. Ya arkadaşlar Melek'ten bahsediyoruz. Hadi diyelim öyle bir şey oldu. Söylerdi sana. Söyler mi? Söylemez mi? Vallahi bilmiyorum. Meleğin bir derdi var. O belli. Bana bütün gece mesaj yağdırıp durdu yani. Hangi konuda? Söyleyemem. Aramızda. Ha dur geliyor. Ben şunu bir derdini öğreneyim de geleyim çocuk. Tamam mı? Sista. Ben meraktan öldüm ya. Ne bu? Mesaj yağdırdın bana. Bir de yani orada anlatamam, okulda anlatırım falan filan. Merak ettim ben vallahi. Ne oldu? Söyle çabuk. Bir derdin var senin. Vallahi Can. Senin bana yardım etmen lazım. Ederim ben sana yardım tabii. Derdini söylemeyen derman bulamaz ama. Ha? Ne var başında senin? Söyle. Bir iş var senin başında. Zaten bak çat diye uzaklaştım Zülfikar'dan da. Hadi söyle ne oldu? Melek söyle. Hadi söyle söyle. Bey babam. Ne olmuş bey babana? Ne olmuş bey babana? Başıma bela oldu ya. Nasıl yani? Biliyorsun kötürüm. Ha. Bugün eve gittim. Ha. Sandalyesi boştu. Ne diyorsun ya? Ne sandalyesi boştu? Nasıl yani? Ne demek o? Sandalyesi boştu ne demek? Kötürüm adam ne yapacak? Bayağı boştu. Sonra tuvalete gittim. Elini yıkıyordu ya ayaktaydı. Allah Allah. Ne demek ya bu şimdi? Nasıl yani? Yani şimdi üvey baban, ben yanlış mı anladım Melek? Üvey baban yani sizi kandırmak için o tekerlekli sandalyeyi mi kullanıyor? Ulan film gibi ha. Melek, yani eğer bu adam böyle bir şey yapıyorsa bunun altında ya çok büyük bir kazanç, ya çok büyük bir neden, ya da çok büyük bir intikam var. Bence kalıcı sakatlanmayı kamu davasına döndürüp cezamı ağırlaştırmak istiyor. Puh. Şerefsiz. Şerefsize bak ya. Şimdi ispat etmek için de aklıma dedim ki kamera takmak geldi. Şimdi sonra dedim Can anlıyor bu işlerden, yardım eder belki. Sistemin dediği şeye bak. Ben sana yardım etmez miyim kız? Merak etme. Vallahi. Zaten şimdi benim de aklıma düşürdün yani. Bu işi çözmeden ben de rahat edemem. Çözeceğiz bu işi yani. Başka yolu yok. Eğer yani gerçekten bahsettiğin gibiyse, bu adam böyle bir numara yapıyorsa senin o evde kalman tehlikeli. Tehlikeli yani. Bak şerefsiz ya, bak şerefsize ya. Bak bunlar aramızda kalıyor değil mi bak? Kendine bile söylemiyorsun ha. Ne aramızda kalıyor ya? İşte söylediklerim. Ne söyledin ki sen bana? Ya anlatıyorum ya bir saat diyor. Ben bir şey duymadım. Benim var ya şafçıyım sen şafçıyım.